Avrupa Birliği ile Türkiye arasında vize sorunu son 2 yılda çığ gibi büyüdü. Türk vatandaşları vize için randevu alamıyor. Başvuru süreci aylarca sürüyor. Ödenen onca ücreti, uzun bekleme sürelerine rağmen olumsuz yanıt alanların sayısı katlanarak artıyor. Ödenen ücret iade de edilmiyor. Tatil, iş planları alt üst oluyor. Bu yılın başından bu yana red verilen vize başvuruları %50'lere yaklaştı. Türkiye 778.409 dosyayla en çok başvuru yapan ülke oldu. Seyahat ajansalarının yetkilileri vize konusunda sistemli bir engelleme olduğunu belirtiyor. Özellikle Almanya, Hollanda ve İtalya başkonsolosluklarına yapılan başvurular yoğunluk gerekçesiyle reddedildi. Bu kişilerin %99'u daha önce vize almış, maddi durumu iyi insanlar. Üstelik hepsi de davetiye ile başvuru yapıyor. Vize şirketi İdata'nın verilerine göre Türkiye'den Schengen vizesi yapılan başvuruların red oranı Rusya'nın 5 kat üzerinde. Vize eziyetine en çok maruz kalanlarsa öğrenci ve iş insanları. İş insanı Kerem Başaran sorunun boyutlarını işimizi yapamaz hale geldik sözleriyle ifade etti. Vize alabilmek için 1,5-2 ay sonraya bile randevu verebiliyorlar. Evrakınızı pasaportunuzla birlikte teslim ettikten sonra da süreç yaklaşık 1 ay sürüyor. O 1 ay boyunca hiçbir ülkeye gidemezsiniz. Çünkü pasaportunuz elinizde değil. Avrupa için planlama yapmak zorlaştığı gibi diğer yurt dışı planlarınızı yapamıyorsunuz. Vizesiz birçok ülke var ama pasaportunuz olmadığı için onlara bile gidemiyorsunuz. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması'nı hatırlatan Kerem Başaran, vize sorununun ticarette haksız rekabete yol açtığını, bu durumdan sanayicinin yanı sıra kamunun da büyük zarara uğradığını belirtti. Ülkemize mal satan Avrupa firmalarının yetkilileri uçak biletleri olduğu sürece planlamalarını yapıp Türkiye'ye gelebiliyorlar. Bizse 2,5 ay sonra belki gidebiliyoruz. Bu da haksız rekabete yol açıyor. Avrupa'ya ne mal götürebiliyoruz ne de kendi pazarımızda markalarımızı Avrupa markalarına karşı koruyabiliyoruz. Oysa pazarlarımızda Avrupalılar at koşturuyor. Burada kamunun zararına odaklanmak daha doğru. Biz Türkiye'de üretim yapan şirketiz. Kazancımızın vergisini de Türkiye'de ödüyoruz. Avrupalılarsa Türkiye'de sattıkları malların vergisini kendi ülkelerine ödüyor. İş insanı Kerem Başaran, vize sorununa kalıcı çözümün etkili bir dış politikayla mümkün olduğunu belirtti, önerilerini aktardı. Bu iş yeşil pasaportla çözülmez, başı diklikle çözülür. Suriye ile ilişkilerimizi düzelteceğiz, Rusya ile olan ilişkilerimizi sıkı tutacağız. İran, Azerbaycan, Çin bu ülkelerle ilişkilerimizi yalpalama halinde değil de çok düzgün tutarsak, Suriye ile ilişkilerimizi derhal düzeltirsek bizim ciddi olduğumuzu görürler. O zaman vizeler kalkar, mecbur kalırlar kaldırmaya. Biz de Avrupa'dan gelen iş adamlarına vize koyabiliriz. Böyle şeyler de olabilir. Türkiye'nin başı dik dış politikası o vizeleri kaldırtır.